Vatandaş kararını verdi mi? Genel Araştırma Başkanı Sayın İhsan Aktaş bizlerle birlikte. İhsan Bey, hoş geldiniz Skype bağlantısı üzerinden. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Ya gerçekten hepimiz çok merak ediyoruz. Yani ittifaklar, açıklamalar, çıkışlar, sert söylemler. Şimdi mitingler devam ediyor. Araştırma şirketlerinin ölçümü var. Genel bir izlenimle başlamak istiyorum. Sokaklar, meydanlar ne diyor efendim? Buyurun. Ya bir yönüyle aslında bu yerel seçimde bir seçim havası oluşmadı. Her ne kadar mitingler yapılıyor, tartışmalar yapılıyor. Yani bir önceki seçime baktığımız zaman özellikle muhalefet partileri olağanüstü derecede bir motivasyonları vardı. Yani hükümet değişikliği değil de neredeyse rejim değişikliğine hazırlanıyorlar gibi psikoloji vardı. Ama tartışmalar bitti. Yani genel seçim büyük bir heyecanla, hararetle, ya kıran kırana bir mücadeleyle bitti. Şimdi yerel seçime geldiğimiz zaman birincisi böyle milletin uzun zamandır bir seçim yorgunluğu var. Sürekli seçim yapmaktan dolayı bir yorgunluğu var. İkincisi de işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde olan belediyeler var. İşte AK Parti olanlar var, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti olan yerler var. Bazı belediyeler sabit kalacak, bazıları parti değiştirecek. Dolayısıyla aslında bütüncül olarak baktığınız zaman çok ölüm kalım meselesi değil. Hani her ne kadar siyasi partiler hani bu seçim çok önemli, çok önemli, Türkiye'nin en tarihi seçim deseler de aslında bu seçim çok da Türkiye'nin en tarihi seçim kalıbına uymuyor. Yani biraz standart bir seçim gibi oluyor. Vatandaşlar nedense çok heyecanlı davranmadı bu seçime. Daha böyle steril, daha mesafeli duruyor. Böyle sakin, Türkiye seçimlerinin standartlarına alışılmadık bir seçim sürecine girmiş oluyoruz. Sokakta seçim havası yok. Yani ekonominin etkisi olabilir mi? Bir yandan enflasyonla mücadele ediyor çünkü vatandaş, Ramazan da var haliyle. Şu günlerde, özellikle son günlerde 11 ayın sultanı. İnsanlar oruç tutuyor, vatandaşlarımız haliyle etkisi de olabilir mi? Ya kesinlikle etkisi olur. Nihayetinde Türkiye'de hala yani Cumhur İttifakı olarak bakacak olursak ya bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50, işte genel seçimde %40 küsürünü hala başat olarak iktidar tarafı temsil ediyor. %25-26 Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu var. Ekonomide bir durgunluk olduğu zaman doğal olarak iktidar tarafının biraz daha sakin olmasını gerektiriyor. Ya da şöyle, yani seçimlerde acaba emekler meselesi mi çok tartışılıyor yoksa İstanbul'a yapılamayan hizmetler mi? Dikkat ederseniz emekler konusu daha çok gündemde. Evet. Hatta kadar da pandemi sonrası kadar da biraz enflasyon konusunda o milletin ilk şokla karşılaştığı dönemdeki gibi değil. En azından memur maaş zamları iyi. İşte esnaflar kendi işlerine güç yetirebiliyorlar. Biraz böyle sabit maaşlar ve dar gelirlerle alakalı sıkıntı var dediğiniz gibi. Yani enflasyonun da ya da ekonominin de bu sükunet üzerine bir etkisi var. En azından iktidar tarafının daha coşkulu kampanya yapmasını engellemiş oluyoruz. Evet. Şimdi ekonomi etkili, emeklilerin beklentileri vardı. Promosyonla ilgili açıklamalar geldi ama bir artış söz konusu olmadı şu an için. Ama Sayın Erdoğan mitinglerinde de, Sayın Işıkhan açıklamalarında da Çalışma Bakanımız emeklilerle ilgili çalışmaların olacağı vurgusunu yapıyor. Ama seçimden sonra anladığımız kadarıyla artık bu vurgu karşılık bulacak gibi gözüküyor. Katılır mısınız ki Sayın Erdoğan hafta sonu gerçekleştirilen İstanbul Büyük Mitingi'nde emeklerle ilgili bir sürpriz de bekleniyordu. Nacizane haberciler olarak bekliyorduk. Siz bekliyor muydunuz? Ben doğrusu bekliyordum. Yani şöyle, Türkiye'de bir yani hükümetten talep edip de payını, pastadan payını almayan kalmadı. Yani EYT'liler vardı biliyorsunuz, onlar işte üniversite hocalarının maaşları, evet, ya da memur maaşları, sendikalılar falan, bunlar öyle ya da böyle kendi haklarını aldılar. Yani işte bir böyle emeklerle alakalı bir durum. Hatta ben de seçim öncesi şöyle yazılar yazmıştım. Yani Türkiye'de altyapı tamamlandı, sıra milletin refahında. Yani artık büyük altyapı sorunları tamamlandı. Büyük yatırımlara ihtiyaç yoktur. Artık hükümet milletin refahına yönelecek. İşte tam da bence bu, çok şu an hükümet bunu dillendirmiyor ama bir depremle karşı karşıya kaldık. 51 insanımızı kaybettik ve 600 milyar bütçeden deprem için para ayrıldı. Türkiye ölçeğinde bir ülke için 600 milyarlık bir rakam çok büyük bir rakam. Dolayısıyla aslında bir yönüyle de hükümetin elini kolunu bağlayan da bir durum var. Belki şu olabilirdi mesela, emeklilere belki
zam verilmeyebilirdi ama buna uygun siyasal bir söylem geliştirilebilirdi. Bu siyasal söylemde depremdi, pandemiydi, bugüne kadar karşı karşıya kalınan krizlerden. Ama geleceğe dair de yani ikinci altı ayla alakalı bir umut verilebilirdi. Tamam ya, yani bütün diğer millet meselelerini çözdük. Sizi de en az memurlar seviyesine çıkaracağız gibi bir taahhüt olabilirdi. Ama işte şöyledir yani, hükümet güçlü gözüküyor yatırımlar açısından, altyapı açısından ama gücün de bir sınırının olduğunu öğrenmiş olduk böyle. Peki, şimdi birçok sorumuz var ama hani çok coşkulu bir yerel seçim süreci değil, gözükmüyor ama kritik bir İstanbul, Ankara başta olmak üzere İzmir çok konuşulduğu için soruyorum. İstanbul'da bir değişiklik bekliyor musunuz İhsan Bey? Ya İstanbul'da mücadele başa baş başladı. Zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine zaman zaman AK Partili yine atmosfer oluştu. İki tarafta kıran kırana asılıyor. Yani muhtemelen son gün yani 1-2 puan artı eksi farkla biter. Ve her iki tarafta yarıştan kopmadı İstanbul'da. Evet. Yani şöyle ilk başlangıç günlerinde böyle değişim ihtimali daha yüksekti. Sonra tekrar bir zayıfladı. Sonra tekrar bir canlandı. Böyle bir dalga dalga giden bir seyir var. Bizim geçtiğimiz hafta ölçtüğümüz şeylerde, ilçelerde AK Parti lehine bir trend başlamıştı. Bu büyük şehre ne kadar yansır onu da herhalde böyle Perşembe Cuma bir ölçerek onu da görmüş oluruz. Evet, aslında bizim Türk milletin toplumumuzun son gün değil mi? Kararsızlar bir anda oy kullanırken çok kararlı davranıyorlar. Biz son gün o katılımla birlikte sonuçların çok da etkili olduğunu görüyoruz. Pazar gününü takip edeceğiz ama Ankara'da ne bekliyorsunuz? Ankara'da şöyle, Mansur Yavaş çok eleştiri almadı, kendini sakladı. Yani yıpranmadan kampanya şeyine kadar geldi. Ankara, biz ölçmedik. Yani Ankara'yla alakalı işte İstanbul'daki bu trendleri takip ettik. Ya yani önce Murat Kurum'un, sonra İmamoğlu'nun, sonra tekrar AK Parti'nin canlandığı süreci ölçtük ama Ankara'da bir ölçümümüz yok. Ankara'yı biz de herhalde televizyonda sizler gibi görmüş olacağız. İzmir'de var mı çalışmanız? İzmir'de çalışma yaptık ama İzmir'de... Tursu Soyer'in aday gösterilmemesi, sonra tartışmalar da beraberinde gelmişti CHP cephesinden. Ya İzmir'de daha derin bir tartışma var. İzmir'de seçmen, vatandaşlar gidip böyle gözünü kırpmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiler. Bir defa verdiler, iki defa verdiler, 10 defa verdiler. Kendileri yani oyları karşılığında bir hizmet alamadıkları gibi kendi iradelerine de saygı gösterilmediğini de gördüler. Yani bir kişi Tunç Soyer aday koyar, öteki alır bir başkasını. Yani İzmir halkı biraz böyle kendi sadakatlerinin kötüye kullanıldığına dair bir kanaat var. İşte burada bu Hamza Bey'e oy olarak yansır mı? Hamza daha da çok güzel bir kampanya yaptı. Evet. Bir sokaklara indi, insanlarla görüştü. Hatta şöyle ifadeler rastlıyoruz ya, keşke CHP'nin adayı olsaydın, keşke bizim adayımız böyle olsaydı diye. Çünkü Cumhuriyet Halk Partilerin, yani Cumhuriyet Halk Partisi siyasilerin İzmir umurunda değil. Onlar şöyle diyorlar, ya seçme bizim banko seçme. Ne de olsa zaten adayımızı koyduğumuz zaman kazanıyoruz. Hatta artık iş şuna bile vardı, işte kim genel başkana yakın, kim İstanbul Belediye Başkanı'na yakın, kimin şeyini, rant demiyoruz da siyasetin finansmanını kim kullanır? Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylar böyle belirlenmeye başladı. İzmir halkı diyor ki ben neredeyim bu hikayenin neresindeyim? Aslında yok, şöyle düşünün. Biz Bursa'da öğrenciyken iyi bir kent görmek için İzmir'e giderdik. Yani düzenli peyzajı yapılmış, planlı, programlı ve böyle bir batı şehri görüntüsü veren bir şehir olarak İzmir'e giderdik. Şu an muhtemelen İzmir'deki vatandaşlar iyi bir şehir görmek için başka bir şehre gitmek durumunda kalıyor. Peki, sürpriz. Evet, İzmir'le ilgili çok sorun var. Biz de ekranlarımıza o yaşanan sorunları getirmeye çalışıyoruz ama İhsan Bey şöyle sorayım. Sürpriz beklediğiniz bir il var mı? Çok sürprizli bir yerel seçim süreci mi bizi bekliyor? Ya bazen ölçüm yaptığımız için hani ölçtüğümüz yerlerde çok sürpriz olmuyor bizim için. Mesela Hatay'ı AK Parti bugünden almış gözüküyor. Yani o Hatay'ı nereye dediniz? Duymadım. Hatay ilini, Hatay ili AK Parti. Çok tartışmalı bir ilimiz. Evet, tartışmalı bir. Hatay AK Parti almış gözüküyor. Onun dışında böyle Muğla sürpriz olabilir.
Bence Muğla sürpriz bir il. Antalya sürekli bir AK Parti'de, bir Cumhuriyet Halk Parti'de kaldığı için AK Parti daha avantajlı giriyor seçime Antalya'da. Antalya'da sürpriz sayılmaz ama Muğla sürpriz olabilir. Aydın Ayaydın böyle beklentinin üzerinde, nihayetinde bütün ömrü siyasette geçmiş birisi değil ama böyle birinci sınıf bir halk değiştirici gibi, bir halk adamı gibi. Akşama kadar halkın arasında o insanlara dokunuyor. Onlarla beraber resim veriyor. Çözümü zaten şu kanaat herkeste var. Bir yerde AK Parti belediyeciliği varsa o şehrin temel hizmetlerinin %100 iyi yapılacağına dair bir kanaat var. Sadece ideolojik sebeplerden dolayı bir ön yargı var. Muğla tabii biraz da aslında İzmir'de, Muğla'da aslında Ege biraz daha demokrat bir kökenlidir. Evet. Yani çok kökenli. Evet. Antalya'da da DEM Parti ile işbirliği olacaktı. Hayır, o aday olması, Sayın Muhittin Böcek'le ilgili çıkışlar da olmuştu. Onun etkisi olabilir mi? Öyle mi görüyorsunuz? Ya Antalya'da şöyle bir şey var. Şimdi İstanbul'daki kadar Antalyalılar çok rahat DEM'le işbirliğine yanaşmıyorlar. Onların getirisi kadar götürüsü var ama nihayetinde kıran kırana rekabetin olduğu yerde DEM Parti 2-3 puan oy aldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettiriyor. Ama Antalya'da AK Parti'nin adayı çok avantajlı. Genç, canlı, arkasında başarıyla hizmet yaptığı bir ilçesi var. Kepez Belediye Başkanı. Bir de Antalya'nın sorunlarını iyi teşhis etmiş. Orada şöyle bir rasyonel seçim olsa, yani millet gözlerini kapatsa, hiç hangi adayın hangi partinin adamı olduğunu görmeseler, yaptıklarına ve yapacaklarına dair oy verseler, AK Parti %90'la hem Antalya'da hem de şeyde kazanır. Muğla'da ya da İzmir'de. Ama maalesef burada bir şey var, bir şartlanmışlık var. Cumhuriyet Halk Partisi iki şeyi ustaca kullanıyor. Bir Atatürk istismarını. Yani sanki sadece Atatürk için yaşıyorlarmış. Başka bir gayeleri yokmuş. Ne rant gayeleri, ne makam gayeleri, ne şehirleri geri bırakma gayeleri yokmuş. Atatürk için yaşayan insanlarmış gibi imaj veriyorlar. İki, Atatürk istismarının dışında bir de Tayyip Erdoğan düşmanlığı. İki zıtlığı karşı karşıya koydukları zaman milletin bir kısmını Atatürk istismarından, bir kısmı da Tayyip Erdoğan karşılığından motive ederek seçimleri alıp, seçimleri aldıktan sonra da yan gelip yatıyorlar. Bazen diyorum şaka yollu, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Çankaya'da, Beşiktaş'ta ya da Karşıyaka'da belediye başkanı olmak çok keyifli bir şey. Yani koltuğa oturun, 40 yıl hiçbir şey yapmayın. 40 yıl sonra hala başkan olma ihtimaliniz vardır diye düşünüyorum. Şimdi İstanbul, evet, çok konuşuruz ama önemli bir il. Birçok Türkiye açısından merkez olarak kabul edebiliriz. Yanlış söylemiyorum değil mi? Yanlış söylüyorsam düzeltirseniz lütfen. Yani çünkü adayların yarışı, çok adaylı bir İstanbul'dan bahsediyoruz ama Sayın İmamoğlu'nun DEM Parti seçmenine yaklaşımı sandığa nasıl yansır? Önce bunu sorayım. Orada şöyle bir şey yaptılar aslında. Kendileri fiilen bir ittifak yaptılar. DEM Parti'nin önce kendi içinde problemleri var. DEM Parti diyor ki bir kısım DEM Parti içerisindeki Kürt yoğunluklu seçmen diyor ki ya da yöneticiler, biz seçime girelim, kendi oyumuzu alalım ve kendi gücümüzü gösterelim. Daha çok İstanbul'da sol örgütlerden DEM Parti yöneticisi olmuş sınıfta bu kent uzlaşmasını onlar organize ettiler. İşte şeyle ittifak yapıp, yani biraz da Kandil'in emriyle İmamoğlu ile ittifak yapalım. Şu ana kadarki ölçümlerde 4,5-5 puan oy alıyor şey DEM Partisi. Ha, bu seçim gecesi sıfırlanabilir de, yani birlere ikilere de düşebilir. Daha çok da oy alabilir. Daha çok oy almaları işte o iki kanat, yani eğer yüksek düzeyde oy alırlarsa parti içerisinde Kürt kanadının etkisi olacağına dair kanaatimiz olacak. Daha düşük oy alırlarsa da bu marjinal sol örgütlerin, yani DEM'i temsil eden marjinal sol örgütlerin daha etkili olduğunu göreceğiz. DEM seçmeni ya da %4-3-2 İmamoğlu'nun başarılı olup olmaması konusu oldukça etkili bir seçmen kitlesi diyebiliriz. Tabii o. Fakat ilginçtir. Mesela DEM Partisi İmamoğlu'na yönelince Milliyetçi Partiler Murat Kurum'a yönelir diye bir beklentimiz vardı ama öyle mi oldu? Milliyetçi partiler zıttından hareket etmiyorlar şu an. Mümkün mertebe kendi oylarını almaya çalışıyorlar. Kendi oylarını almaya çalışıyor. Ya İYİ Parti bir kısım oylarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaptırıyor. Bir kısmını kendi alıyor. Zafer Partisi kendi içi için çabalıyor. Belki böyle son birkaç gün böyle bir zıtlık olabilir. Yeniden yani. Refah Partisi? Yeniden Refah Partisi'nin durumu çok karışık. Bir taraftan AK Parti ile ittifak yapmadığı gibi diğer taraftan da İstanbul'da
İmamoğlu ile perde arkasında ittifak yaptıklarına dair bir söylenti var. Şu an yeniden Refah Partisi'nin afişlerini Cumhuriyet Halk Partililer asıyorlar. Yani şeyini, kampanya organizasyonunu resmen İmamoğlu yönetiyor şu an. İstanbul'un çeşitli yerlerinde. Hatta şöyle bir afiş var, çok komik. Gerçek belediyecilik ahlaklı olur. Şimdi bir yerde muhalefet kime yapılır? İktidarda olana yapılır. Yani hükümet iktidardaysa hükümete yapılır eleştiri. Burada da Cumhuriyet Halk Partisi iktidardaysa, yani ya da şöyle, yani tembelliğin çözümü ahlaktır diye eğer bir CHP'ye söyleyeceklerse, burada da doğrudan AK Parti'ye karşı CHP'nin organizasyonuyla yeniden Refah'la pankart asıyorlar. Galiba Cumhuriyet Halk Partisi, hani bu karanfil gülü sardığında kuruturmuş ya, Cumhuriyet Halk Partisi kime sarılıyorsa onun kanını kurutuyor. Bir önceki seçimde Deva Partisi'ni, Geleceği ve Saadet Partisi'ni kuruttu. Galiba şimdi yeniden Refah'ı kurutmaya niyet etmiş. Yeniden Refah Partisi de Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortağıydı. Sonra bir gerginlik yaşandı. Sayın Erdoğan da çok sert çıkışlar yaptı. Biz bunlara da şahit olduk ama tabii ki altılı masa da dağıldı. Cumhur İttifakı'nın bu yaşanırken o seçimlerde altılı masada artık karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Zaman zaman çok sert söylemler Sayın Akşener'den Sayın İmamoğlu'na yönelik de geliyor. Ama DEM'le devam edecek olursak, şimdi evet Ekrem İmamoğlu'nun DEM seçmeniyle ilgili yaklaşımı dedik ama şimdi son günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan da mitinglerde DEM Parti ile ilgili açıklamalar yapmaya başladı. Bu açıklamaları biraz değerlendirmenizi istiyorum. Şöyle bir açıklaması var Sayın Erdoğan'ın: DEM muhatap alınmak isteniyorsa kendini ispatlasın. Yani nasıl ispatlamaktan bahsediyoruz bu çıkış? Peki İhsan Bey, 50 saniye izninizle bir reklam aramız var, hemen devam edeceğiz. Boşaltacağız. Gerekirse birazın peşini öderiz. Kardeşim maalesef yani. Tutuyorsanız tutun, tutmuyorsanız buyurun. Sen de kira derdinden kurtulmak istiyorsan güç sende. Hemen sandığa. Türkiye'nin gücüne güç katmaya. İşimiz gücümüzdür bizim Türkiye. Adil, eşitlikçi ve dayanışmacı belediyeler için güç sende. Otomotiv tamir, ahşap, metal, kompozit, inşaat ve dekorasyon sektörlerine özel ürünler. Zımpara makineleri, toz eviciler ve aksesuarlar, aşındırıcılar, parlatma ürünleri, özel çözümler. KB Zımpara, çözüm ortağınız. kemalbasaran.com.tr 0266 281 1050. Yerel seçim sürecini konuşuyoruz. Genel Araştırma Başkanı Sayın İhsan Aktaş bizlerle birlikte son duruma bakıyoruz. Şimdi DEM Parti ile ilgili açıklamalar. Ekrem İmamoğlu Kürtçe bir şarkıyla sahaya indi. DEM Parti seçmeniyle bir yakın ilişki içerisinde. Bir ittifaktan, hatta Esenyurt'u ayrıca sormak istiyorum İhsan Bey, ama Sayın Erdoğan'ın da açıklamaları var. DEM muhatap alınmak isteniyorsa kendini ispatlasın dedi. Ya birkaç haftadır açıklamalar, çağrılar var. Bize bu açıklama ve çağrılar ne söylüyor? Ya çok ortalarda görmediğimiz Leyla Zana'dan da açıklamalar geliyor. Evet. Yani aslında hatırlarsanız şeyde 2015'te, yani çözüm süreci zamanında HDP %13 oy almıştı. Bizim ölçümlerimizde %16'ya kadar çıkmıştı oyları. O zaman onların bir Türkiyeleşme iddiası vardı. Yani Türkiyeleşme politikası vardı. Ve toplum bu politikayı benimsedi aslında, sevdi bu politikayı. Fakat sonradan Suriye Savaşı, işte Amerika ile İran'la PKK'nın girdiği ittifaktan dolayı doğrudan orada Türkiye'deki o çözüm sürecinden koptular. İşte iki polisimizi şehit ederek çözüm sürecini bitirdiğini ilan ettiler.
Sonra da hatırlarsanız yani tam akıl kârı iş değil ama şehirlerin merkezini işgal ederek toprak koparma girişimine kadar PKK şey yaptı yani. Toprak koparmaya kalkışacak duruma geldi. Tam evet. Bir bölücü terör örgütü olarak. Sonrasında Selahattin Demirtaş'ın hatırlarsınız seni başkan yap, bir Amerika'ya gitti geldi. Döner dönmez ayağının tozuyla seni başkan yaptırmayacağız. Fakat şöyle düşünün. AK Parti iktidarda ve çözüm süreci gibi bir konuyu sırtlanmış, risk almış bir parti. Peki ABD ile girdiğiniz ilişkiler, İran'la girdiğiniz ilişkiler, uluslararası sofralarda meze olmanız ya da Kürt gençlerinin gidip ABD adına Suriye'de ölmesi ne kazandırdı Türkiye siyasetine? Aslında Tayyip Erdoğan muhtemelen şunu söylüyor. Ne diyor? Bir, terörle bağınızı kesin, terörle ilişkinizi kesin. Türkiye'yi merkeze alın. Yani oy aldığınız insanlara sadakat göstererek onlara hizmet etmeyi merkeze alın. Bir siyasi parti olarak üstünüzü ispat edin, biz de sizi muhatap alalım. Bence doğrudan bu Cumhurbaşkanımızın terörle bağınızı kesin, uluslararası güçlerin maşası olmayın. Türkiye'li bir parti olarak gelin masaya oturun, sizinle konuşalım. Yani muhtemelen çağrı budur. Bunun dışında zaten özellikle Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin demokratikleşmesi ve bu demokratikleşmeden herkesin eşit olarak pay almasının dışında bir formüle yanaşacağını düşünmüyorum. Özellikle 20 yıl önce bu işte özerk yönetimler, Avrupa süreçleri gibi mevzuların moda olduğu dönemde özerklik falan tartışılıyordu. Şu an Türkiye'nin ne bölünmeye ne de özerkliğe müsait bir durumu yoktur. Türkiye biliyor ki bugün yarın o HDP'nin istediği öz yönetim, özerklik falan gibi konuların herhangi birisine zerre kadar bir kapı açsanız arkasından bu ülke bölünür. Zaten Türkiye'de HDP'nin ne istediğini de kimse bilmiyor. HDP mesela, zaten yani, kapatılmadı İhsan Bey. Onunla ilgili de bir süreç var ve çok da tepkiler geliyor. Bir, iki seçim yardım alan bir parti terörle ilişkili olduğunu belirtiyoruz. Biz belirtmiyoruz. İsimler Kandil'den gelen açıklamalarla birlikte Abdullah Öcalan çıkışları o bayraklar meydanlarda. Şimdi Sayın Erdoğan'ın bu çıkışıyla özellikle AK Parti tabanına nasıl karşılanır bunu merak ediyorum. Bizim CHP-DEM'le ittifak konuşulduğu bir dönemde sandığa bir yansıması olur mu olumsuz anlamda? Sayın Erdoğan tabii ki terörle ilişkinizi kesin olarak yorumladığınız açıklamaların ama DEM Parti ya da bu üç harfliler terörle ilişkisini keser mi? Yani şöyle, şu an onların terör ilişkisini kesecek güçte olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Ahmet Türk'ün, Leyla Zana'nın, işte Selahattin Demirtaş'ın denemeleri var. Ya acaba bir siyasi parti olabilir miyiz? Zaman zaman ses çıkarıyorlar. İşte Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş'ın adaylığını gündeme getirmişti. Öyle bir tehditle karşılaştı ki işte partimizle uyumlu bir şekilde birlikte karar alarak falan gibi işte adaylığı geri çekmiştir ya da işte aday olmayacaktır gibi ifadeler kullandılar. Şu an örgütün baskısı parti üzerinde çok yüksek. Özellikle de ABD ile işte Almanya ile girmiş olduğu ilişkilerden dolayı. Bu arada örgütte de bir ilginç gelişme var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile işte o günkü HDP toplantı yaparken Almanya'dan gelen PKK temsilcileri diyorlar ki artık Kandil'in bir gücü kalmadı. Bundan sonra bizimle konuşun diyorlar. Ya biz Kandil'den daha güçlüyüz. Orada da üçlü bir sacaya oluştu. Yani PYD, yani daha çok Amerika ile çalışan PKK. Bir Kandil'deki PKK, bir de Avrupa'daki PKK. Evet. Ya üç tane vesayet odağı var ve bundan sonra hangisinin daha güçlü olacağını bekleyip göreceğiz. Ben geçtiğimiz haftalar HDP'de Kürt isyanı diye bir yazı yazdım. Aslında bu uluslararası kıskanç. Yani PYD'nin, işte Avrupa PKK'sının nihayetinde uluslararası bir alanda bir terör örgütü faaliyet gösteriyorsa o doğrudan o uluslararası istihbarat kurumlarının tek elindedir o örgütler. Yani onu öyle bakmak lazım. Bence şeyin, Leyla Zana'nın, belki Selahattin Demirtaş'ın da acaba isyanı, ya biz bu uluslararası şeylerin, istihbarat kuruluşlarının cenderesinden çıkıp Türkiye'ye yüzümüzü dönebilir miyiz? Öyle ya da böyle Türkiye'de Kürt seçmenin %50'si hala HDP'ye oy veriyor. Yani %16-17 oylar var. %8-8,5 oy alıyor HDP. Bugüne kadar bir de Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifaklarından bir karşılık da görmediler. Yani %12 olan oylarını %8'e düşürdüler. Ama ısrarla, yani şöyledir, zulme uğrayanın zulmedene karşı bir öykünmesi vardır. Ve kölelerin tiranlara özendiği gibi
burada şeyle, yani Cumhuriyet Halk Partisi ile, yani şöyledir, eğer Kürtlere bir zulüm yapıldıysa bu sistemle özdeştir. Sistem de Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeştir. Dikkat edin, Güneydoğu illerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy %1, %2, %5'tir. Yani siz aslında kitlesel olarak halkınızın nefret ettiği bir partiyle beraber ittifak yapıyorsunuz. Bu da kaderin cilvesi diyebiliriz. Bu da bu anlamda biraz da bu uluslararası güçlerin siyasi partileri ve alt kültürleri nasıl yönettiğine dair bir çerçeve Peki, olarak buna da bahsediyoruz. Son sorum çok merak ediliyor. Esenyurt en çok konuşulan ilçelerimizden biri. CHP DEM işbirliğini gördük orada, bir kent uzlaşısı. Ne olur DEM partinin yani adayı? Esenyurt'ta şöyle, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatır sayılır bir oyu var. DEM'in de hatır sayılır bir oyu var. Esenyurt kazanıldıktan sonra ertesi günü DEM'e geçecek. Yani anlaşma öyle. Meclis üyelerini ona göre dizayn etmişler. Benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir önerim var. Keşke Bakırköy'ü, Beşiktaş'ı ve Kadıköy'ü DEM'e verselerdi, Esenyurt'u vermeselerdi. Esenyurt çok demografisi karışık bir yer, çok riskli bir yer. Son 20 yılda teşekkül etmiş, hatır sayılır yabancı var. Ya Allah korusun, Esenyurt terör örgütlerinin kuluçkaya yattığı bir merkeze dönüşebilir. Belki şeyinde, devlet erkin de bu konuda temkinli olması lazım geldiğini Allah korusun, yani hiçbir gerginlik yaşamasın ülkemiz. Hiçbir sorunla karşılaşmayalım. Kazasız belasız bir yerel seçim süreci atlatalım. Şu ana kadar çok böyle gergin bir durumla karşılaşmadık. Son 4 gün umarız olmaz. Çok çabuk da her şey halledilir. Bir sorun görmeyiz diye umut ediyorum. İhsan Bey çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İyi çalışmalar efendim. Evet, Genel Araştırma Şirketi Başkanı Sayın Sanaktaş'la birlikteydik. Ya 4 günü konuşmaya çalıştık kendisiyle.